haberler falan çıktı. İşte saz çalarken, şey yaparken farklı farklı diğer öğretmenler. Hatta dün üniversiteden arkadaşları, üniversiteden Tabii, onlar da gelebilirler. pazartesi falan galiba planlıyorlarmış da. Ya, Öyle. pazartesi Valide gelecek ama farklı zaman. İşte dün de öğretmenler geldi sağ olsun. Efrane Lisesi. Müdürü ve öğretmenler. Oğlan ne yapıyor? İyi, çok şükür. Allah razı olsun. Unutulmuyor, yani unutturmuyorlar sağ olsun. Öğretmen olması, müzik öğretmen olması ve de kız olması galiba. Sürekli gündemde Ya yani. bir Çok. Necmettin öğretmeni, bir Aybüke öğretmeni şey yapmıyorlar. Yani bir de terör kurbanı olması Evet. işin bir de o boyutu var. Tabii. Verdiği azmi, mücadeleyi bütün öğretmen olarak bizler de geleceğimizi daha iyi yerlerde olmasını sağlamak İnşallah ve müdürüm, inşallah. ülkemiz için, vatanımız için en iyi işleri yapmaları Aynen için var öyle. gücümüzle de çalışıyoruz ve bu gayret sürdüreceğiz. Dediğim gibi sizler Allah bize razı en büyük olsun. emanetler olarak da her daim yanınızda olmaya devam edin. Yani gerçekten büyük bir emanet ve bu emaneti de biz millet olarak hep sahip çıkıyoruz. Evet, Ve sağ ol. Aybüke öğretmen için de bu millete bir emanet. Amin. Bu bayrağı da kıyamete kadar dalgalandırmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bir de böyle bir aşırı milliyetçi kesim baktığınız zaman şimdi Sarıp sarmalıyorlar. Çok insanın yanında duruyorlar yani gerçekten. Bütün öğretmenlerin öncelikle öğretmenler gününü kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere baş öğretmen olarak Biricik Aybüke'min öğretmenler gününü kutluyorum. Bütün herkesin öğretmenler gününü kutluyorum. Yani özel günleri sevmiyorum artık. Çünkü yani mutlu olmadığımız için, hep beraber olmadığımız için özel günleri, anneler günü olsun, öğretmenler günü olsun, bayramlar olsun yani çok buruk, çok acı geçiyor. Ne bileyim yani özel günleri sevmiyorum artık. Zaten gençleri özellikle kız çocuklarını görünce yani bir ayrı düşkünüm kızlara. Ailende zaten ikinci kızıydı Aybüke. Bir kaynımın kızı var bir de. Günümüzdü yani. Benim zaten ilk göz ağrımdı ama işte. Kızlar bir ayrı. Onları görünce öğrencileri, lise öğrencileri olsun, bayan öğretmenler olsun. Yani onları görünce tabii ki içim burkuluyor. Çok seviyorum yani. Kız çocuklarına bir ayrı düşkünüm. Çok üzülüyorum. Yanımda olmadığı için. Mevlam daha çok seviyormuş yani. Yapacak bir şey yok. Maalesef yani eşimin telefonunda şeyler var, videoları var. Yani bir yönden gözümü hiç ayıramıyorum. Sanki hemen yanımdaymış, önümdeymiş gibi. Ama bir taraftan da çok üzülüyorum. O klipleri seyredince, şarkılarını duyunca çok kötü oluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Mevlam bütün yavruları esirgesin, içinde bizimkinde. Üniversitede okuyor oğlum. Bu yıl ikinci sınıfta. Mevlam ona hayırlı ömürler versin inşallah. Sağlıklı, sıhhatlice bütün herkese. Herkesle birlikte. Kendi dalında Türkiye genelinde 14. müzikte bölümü olarak yalnız tabii KPSS'yi es geçtiler o yıl yeni bir sınav ekleyerek yani yüksek olan puanı maalesef düştü orada artık neye göre verdiler bilemiyorum yapacak bir şey yok 88 puan aldı ama onunla Urfa'yı yazdı Gaziantep'i yazdı. Eşim kesinlikle Batman tarafını zaten yazma demişti ama baktı son gün artık teslim edecek evrağı. Anne dedi ben bu puanla mümkün değil atanamam dedi. Yani 90 üstü ve 100 olanlar hep Urfa'ya, Antep'e atanırlar. Ben yine kalırım. Ben öğretmen olmak istiyorum. Yani boş boş beklemek istemiyorum. Bir dahaki dönemi beklemek istemiyorum dedi. Çok ağladı. Artık dedi ben tamam babam istemiyor ama ben Kozlu'yu yazacağım, Batman'ı yazacağım dedi. Yani yapacak bir şey yok. Zaten 18. tercih olarak çıktı orası. Tabii ki zevkle gitti. Çünkü yani Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatanımız. Vatanımız çok güzel ama maalesef kötü edenler var yani. Allah'ım ne diyeyim?
kötü niyetli insanlardan korusun. İşte öyle. Ya genelde Sadık Bey veriyor sağ olsun. Yani ben pek yanaşmak istemiyorum ama olmayınca da artık